Epey zamandan beri basın toplantısı yapmamıştık ama biz saha gezilerimize, çalışmalarımıza uzun zamandan beri yoğun bir şekilde ilçelerimizde devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi zaman zaman Ankara'dan Genel Başkan Yardımcılarımız gelerek Sakarya'da programlar yapıyor. Bu arada da Genel Başkanımız da biliyorsunuz en son Sakarya'ya gelip Akyazı ve kongresini yaptı ve Sakarya'da bir takım gezilerde bulundu. En son olarak da seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, parti sözcümüz İdris Şahin de geçen hafta buradaydı ve Sakarya'daki basın mensuplarıyla ve sivil toplum örgütleriyle ve Kaynarca ilçemizde bir program yaptık. Bugün ben önce genel siyasetle alakalı birkaç şey söyledikten sonra daha sonra yerel konularla ilgili düşüncelerimizi de paylaşacağım. Daha sonra da teşkilatla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili de sizleri bilgilendireceğim. Bildiğiniz gibi 2002 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletin teveccühüyle tek başına iktidara geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yılında Sayın Genel Başkanımız bakanlık görevi yaptı. Bunun 11 yılı ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu ve Türkiye'deki tüm ekonomik faaliyetleri yönetip organize etti. 11 kez de Türkiye bütçesinin yapımında önemli katkıları bulundu. Daha sonra 2008'de bir ara Dışişleri Bakanlığı görevi yaptı. Yine Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Yani şunu söylüyorum, Genel Başkanımız bu 13 senede bir de devletin en üst kurumlarında, Milli Güvenlik Kurulu'nda, devletin mahreminde daimi üye olarak bulunduğu için, bulunduğu makamlar gereği, devleti her konuda hakim, önemli bir devlet adamı olma özelliği de kazandı. Hem icraatla kendi mesleki birikimiyle, eğitimiyle, kendi uzmanlık alanıyla çok önemli işler yaptı. Hem de devletin Dışişleri Bakanlığı gibi en önemli görevlerinden bulunarak devletin tüm mahremine hakim ve her türlü devlet kararının alındığı masalarda bulundu. Hem Türkiye'de hem de dünyadaki siyasal gelişmelerde uluslararası karar verilen mekanizmalarda bulundu. Dolayısıyla genç yaştan itibaren ki hala da genç, Türkiye'nin en genç genel başkanlarıdır, genel başkanıdır. Çok önemli devlet görevlerinde bulunarak sadece siyasi kimliğinden başka bir de devlet adamı özelliği kazandı. 2013 senesine kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomik işlerinden sorumlu olan genel başkanımız döneminde gerek enflasyon oranlarındaki hızlı düşüş, %30'larda almış oldukları enflasyonu %5'lere, 6'lara kadar indirdi. İhracatımızı 20 milyar dolarlardan 125 milyar, 150 milyar dolarlara çıkarttı. Yine kişi başı milli gelir seviyemiz 3500 dolardan bıraktığı zaman 2013 senesinde, 11 senesinde 12.500 dolara çıkarttı ve bulunduğu dönemdeki 2023 hedefi ise Adalet Kalkınma Partisi'nin genel başkanımızın da başında bulunduğu bu kadro 25 bin dolarlık bir hedef koydu 2023 senesine. Ama gelin görün ki bugünkü hükümet önümüzdeki 3 yıllık planlamasında 2023 hedefini 11 bin dolar olarak gösteriyor. Halbuki 11 bin doları Türkiye 2008 senesinde Sayın Genel Başkanımızın bulunduğu dönemde yakalamış bir ülkeydi. Ben size Genel Başkanımızın bulunduğu dönemle dönemdeki ekonomik başarıları bugüne kadar anlattım. Ama 2013 senesinden sonra Genel Başkanımız gerek parti içindeki konumu ve AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nın o günkü yaklaşımlarından dolayı 2013 senesinden sonra bakanlık gibi bir görevde hiçbir şekilde bulunmadı. Hatta 2009 senesinde kendi açıklaması da var. Dışişleri Bakanlığı olduğu dönemde 2009 krizinde o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Genel Başkanımızı Dışişleri Bakanlığı'ndan tekrar ekonomiyle alakalı
bakanlığa dönmesi. Çünkü o dönemde biliyorsunuz dünyadaki ekonomik kriz vardı. Genel başkanımız bir tek şartla bunu kabul etti. Tüm yetkiyi ve kendi çalışacağı kadroları tespit etmeyle alakalı yetki verildiği takdirde döneceğini söyledi. Ve bu yetki kendisine verildi ve 2009'daki dünya krizinde Türkiye, biliyorsunuz o zaman Başbakan Tayyip Bey teğet geçirdi. O teğet geçirmesinin Türkiye'deki ekonomi verilerin kötüleşmemesini, hatta iyileşmesini, kısa zaman toparlamasında en büyük mimar da Sayın Genel Başkanımızdır. 2013'ten sonra Türkiye'deki bu orta gelir tuzağı olarak adlandırılan Genel Başkanımızın da o günlerde defaatle ikaz etmiş olduğu tuzağa düşmemek için yatırıma dönüklerin arttırılması, istihdama yönelik büyümenin sağlanması, teşvik edilmesi gerekiyor. İnşaata dayalı büyümenin, tüketime dayalı büyümenin ülkeyi orta gelir tuzağına düşüreceği ikaz edildi sürekli. Ama Genel Başkanımız maalesef o dönemde ekonomik sorumluluktan alınıp yakın akraba ilişkileriyle Genel Başkan, o zamanki Başbakan, kendi aile fertlerinden oluşan veya yakından oluşan bir ekonomik kadro oluşturdu ve ekonomik realitelere uygun olmayan, liyakatsiz kadroların gelmesiyle 2018'e kadar bütün veriler geriye doğru gitmeye başladı. 2018'de biliyorsunuz Türkiye'de bir sistem değişikliği yapılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken Türkiye'deki ekonomik veriler gerçekten 2013'e nazaran, 2011'e nazaran çok kötü olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı o zaman verin bu kardeşinize yetkiyi, hem enflasyonu nasıl düşüreceğimi hem de kuru nasıl düşüreceğimi görün diye milletten yetki aldı. Ama 2018'den sonra görünen o ki Türkiye'deki tüm ekonomik veriler 2018'i aratır duruma geldi. Ben size şimdi birkaç tane 2018'de 2021 arasındaki bu 3 yılla ilgili bazı ekonomik verileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinden birkaç başlıkla size aktarmak istiyorum. 2018'in Haziran ayında yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiği gün dolar 4 lira 57 kuruştu. Bugün 8.89, 8.90. Yine euro kurumuz 5.32 idi. Şu anda 10.30 civarlarında euro kurumuz var. Yani 4.57'den aşağı indirecek ve orada sabit tutacakken neredeyse 2 kat civarında döviz kurlarında bir artış oldu. Yine enflasyon, bunların hepsi Türkiye İstatistik Kurumu'nun vermiş olduğu rakamlardır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun şu anda vermiş olduğu rakamların ne kadar doğru olduğu tartışılıyor. Özellikle enflasyon verilerinde, işsizlikte veriler tartışılır bir pozisyondur. Çünkü işçiye, memura, dar gelirliye devlet zam yaparken Türkiye İstatistik Kurumu'nun vermiş olduğu rakamlardan zam yapıyor. Ama gerçek nasıl? Vatandaşın yaşamış olduğu enflasyon bunun kat ve kat üstünde olduğunu biraz sonra bazı ürünlerdeki fiyatlarla ben de size söyleyeceğim. Yine bunları doğru kabul edersek, 2018'deki TÜİK rakamlarını doğru kabul edersek, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını, 2018 yılının Haziran ayında Türk tüketici fiyatlarıyla enflasyon %15.39, şu anda %20. Üretici fiyatlarıyla enflasyon 2018'de %23.71, şu anda %45.52. Yine tarım ürünlerindeki enflasyon 2018'de yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine girdiğimizde %8.97, bugün ise 24.69. Bu da doğru varsayarsak. Devletin resmi kurumunun açıklamaları bunlar. Yine istihdamda işsizlik %10.7'den %12'ye çıkmış. Kamunun net borç stoku 296 milyardan 1 milyar 129 milyon lira. Yani neredeyse 5 kat kamu borcu artmış bu 3 yılda. Elektrik ve doğalgaza gelen zamlardan bahsediyoruz ki bu ne marketçinin suçu ne patates soğan satanın suçu. Bunu bizzat devletin kendi tespit ettiği oranlar. Elektrik fiyatları
%168 artmış. Nerede? Sanayi ve işletmelerde. Hanelerde ise %105 artmış. Bu 3 yılda elektrik fiyatları sanayide ve işletmelerde %168 artarken hanelerde %105 artmış. Yine doğalgaz fiyatları, ki daha bu yeni zamlar, bu rakamlar alındığında yoktu, İşletmelerde %156, doğalgazda %95, hanelerde artmış. Yani neredeyse iki katına doğalgaz fiyatları çıkmış. Bir örnekte herkesin bugün lüks olmaktan çıkan bir arabayla, bir otomobille alakalı bir örnek vereyim. 2018'de 89.967 liraya alınan bir taşıt bu sene 292.875 liraya alınmış. Bu normal halkımızın orta gelir seviyesindeki insanların çok rahatlıkla ulaşabildiği, o günlerde ulaşabildiği araçtan bahsediyorum. En basit bir aracın 292.000 lira fiyatı var. Yani bunun da özeti şöyle: bir araba kendine, iki araba da devlete alıyorsun burada. O da artan vergi oranlarıyla alakalı. Yine faiz oranlarındaki artış da biliyorsunuz şu anda %25'lerin altında kredi faizleri yok. Şimdi bunun sebebi sistem değişikliği. Yani sistem 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bu 3 yılda kendi başına alınan kararlar, liyakatsiz kadrolar, akla ve bilime uygun olmayan ekonomik öngörüler, ekonomik uygulamalar, demokrasimizde olan aksamalar, hak ve hukuktaki yapılan ihlaller, basın özgürlüğüne yapılan baskılar, sivil toplum örgütlerinin fikirlerini ifade etmekteki üzerine konulan baskılar, siyasi partilerin, muhalefet partilerinin düşüncelerini açıklamakla ilgili geniş medyada önemli surette medya üzerine baskılar. Şimdi bu tip ortamlarda, yani demokrasinin tam manası işlemediği, ekonominin akla bilime uygun olarak yönetilmediği, kayırmacılığın, liyakatsizliğin ve istişaresizliğin neticesinde, yani bir kötü yönetim neticesinde biz maalesef bugün bütün halkımızın büyük kesimi, geniş kesimleri, dar gelirlerimiz, sabit ücretlerimiz çok önemli oranda yoksullukla mücadele ediyor. Ve bunun altında korkarım ki bu önümüzdeki dönemde kış sezonu da geldi, kış mevsimi geldi. Pandemi döneminde işte evde herkes kapalıydı, çok büyük masraflar yoktu. İşte çocuklara ufak bir harçlık vermekle evler geçiniyordu ama şimdi okullar açıldı. Bütün herkesin çocukları okula gidiyor. Cebine harçlık vermek lazım. Okul masrafları var. Önümüzdeki dönemde efendime söyleyeyim, enerji artan döviz kurundan dolayı enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte ısınma problemleri var. Kirada olan vatandaşlarımızın barınmayla alakalı kiraların fahiş fiyatlara artmasından dolayı çok büyük, önemli bir şekilde sıkıntı var. Yazın getirmiş olduğu sebzede, meyvedeki bolluk ve bereketin, tarımın kışın daha fazla olmaması sebebiyle, kışlık ürünlerin daha pahalı olması sebebiyle artık bütün dar gelirlerin ve geniş halk kesimlerinin mutfağında açıkçası yangın oluşacak ve çok önemli ekonomik sıkıntılara doğru gidecek. Bunun çözümü muhakkak bu kötü yönetimden kurtulmak gerekiyor. Yani önümüzde 2022 senesinden itibaren artık Türkiye seçim dönemine giriyor. Dolayısıyla benim bu anlattıklarımı vatandaşlarımız zaten birebir kendisi yaşıyor. Bunları anlatmanın vatandaşa biz anlatıyoruz da vatandaş kendi derdini zaten biliyor ve kararını vermiş ki diyor ki bu hükümet sistemi ve bu yönetim anlayışı artık Türkiye'de mutlaka değişmelidir. Bu değişimin nasıl olacağı noktasında artık kiminle yapacağı noktasında karar verme noktasındadır. Hükümetin zaten ömrünü tamamladığı vatandaş tarafından artık tescil edilmiştir.
merak edilen soru, bu sistemin yerine hukukun, adaletin üstün olduğu, aklın, bilimin ve liyakatın öne alındığı bir yönetimin iş başına getirilmesidir. Şimdi bu maksatla muhalefet partileri, biliyorsunuz, 6 siyasi parti geçen günlerde üçüncüsünü yaptılar bu toplantının. Öncelikle sistemle alakalı bir sıkıntıyı halletmek gerekiyor. Bu sistemin istişareden uzak, parlamentonun yetkilerinin alınmış olduğu, hesap vermeyen, hesap sorulamayan, yargıda adaletsizliklerin olduğu, adalet ve basın üzerinde önemli baskıların olduğu bu düzenin mutlaka halkın iradesine değişmesi gerekiyor. Burada da bir yönetim sistem değişikliği ile ilgili 6 muhalefet partisinin ortak bir iradesi var. Hangi partiler bunlar? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti. Bunlar Millet İttifakı'nın Saadet Partisi, o zaman Millet İttifakı'ndaydı ama bugün ben Millet İttifakı'ndayım demiyor. Seçim zamanı Millet İttifakı'ndayım ama o diğer siyasi partiler bugünkü kurmuş oldukları, seçim zamandaki kurmuş oldukları ittifakı devam ettiriyor. Yine Gelecek Partisi ve Deva Partisi daha önce yapmış oldukları diyalog süreçlerini, çünkü biz siyasi parti olarak meşru olan bütün siyasi partilerde diyalog ortamını her zaman açık tuttuk. Bütün siyasi partilerle farklı konulardaki düşüncelerimizi, görüşlerimizi karşılıklı olarak birbirimizle hep istişare ettik. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de bu diyalog sürecine katılırsa, bu diyaloğu biz her zaman legal olan, meşru bütün siyasi partilerle devam ettiriyoruz. Zaten bunda bir beis yok. Bu 6 siyasi partinin önce diyalogla başlayan, bugün ise işbirliğine dönüşen bir toplantı süreçleri başladı, biliyorsunuz. Bu işbirliği 4 Ekim'de bizim açıklamış olduğumuz, Deva Partisi'nin açıklamış olduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani önümüzdeki dönemde nasıl bir parlamenter sistem istiyoruz? Bugünkü sistemi beğenmiyoruz. Bugünkü sistemin eksiklerini ortaya koyuyoruz ama geçmiş dönemdeki parlamenter sistemi de asla ve asla tasvip etmiyoruz. Çünkü geçmiş dönemdeki parlamenter sistemin de Türkiye'deki hem mecliste hem de yönetimle alakalı çok önemli sorunları vardı. Asla eskiye dönmeden ama eskiden yapılan hatalara dayanan eksiklere ders alarak bugünkü yönetim sisteminin de eksiklerini görerek yepyeni bir yönetim sistemiyle hem yargıda hem yönetimde hem de parlamentoda bir parlamentonun kararlarda öncelik aldığı bir sisteme dönüşle ilgili biz 4 Ekim'de kendi görüşlerimizi açıkladık. Mayıs ayında İyi Parti açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi de açıkladı. Gelecek Partisi de daha önce açıklamıştı. Şimdi hepimizin birbirinden farklı, gelecekte Türkiye'yi bu sistemden dönüştüreceğimiz parlamenter sistemle alakalı düşüncelerimiz var. Ama bu anayasa değişikliği gerekiyor bunun için. Bugünkü mevcut anayasayla bu sistem var. Anayasa değişikliği yapılması için anayasalar toplumun tümünü kucaklaması gerekiyor. Dolayısıyla bizim görüşümüz veya bir siyasi partinin görüşünün tek başına bir anayasa olması falan mümkün değil. O zaman bu diyalog sürecini işbirliği sürecine dönüştürerek hepimiz kendi düşüncelerimizi, bu sistemle alakalı kendi düşüncelerimizi masanın üzerine koyuyoruz. Sadece bununla kısıtlı olmak üzere konu parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem nasıl, ne zaman, ne şekilde olacak şeklinde bir çalışma yapılıyor şu anda. Başka bir konu değil. 6 siyasi partinin temsilcileri bir araya gelerek nasıl bir parlamenter sistem istiyoruz? Bizim düşüncemiz belli, İyi Parti'ninki belli. Bunları bir masaya yapıp tek metin haline getirmek istiyoruz. Yani vatandaşın karşısına parlamenter sistemden ne anlıyoruz? Nasıl bir parlamenter sistem arzu ediyoruz? Bu sisteme dönüş nasıl, ne şekilde olacak? Bu mutabakatı yaptıktan sonra genel başkanlar zannedersem, eğer bu mutabakat oluşursa bu diyalog süreci, işbirliği süresinde genel başkanlar, partilerin genel başkanları kamuoyuna, Türkiye'deki vatandaşlarımıza ortak bir açıklamayla
nasıl bir parlamenter sistem istediğimizi açıklayacaklar. İttifak ayrı bir şey arkadaşlar. Diyalog başka bir şey, işbirliği başka bir şey, ittifak başka bir şey. İttifak, şu andaki ittifak, görün onu ki Cumhur İttifakı var. Onun bileşenleri belli. Büyük Birlik Partisi var, Milliyetçi Hareket Partisi var ve AK Parti var. Millet İttifakı var. Onlar şu anda kendileri birlikte hareket ettiklerini söylüyorlar. İyi Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Demokrat Parti var. O altı kişi Cumhur İttifakı'nı falan temsil etmiyor. Millet İttifakı'nı temsil etmiyor. Yani oradaki üç parti Millet İttifakı'nda. Biz hiçbir ittifakta şu anda değiliz arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi biz bir zamanı gelince, şu anda zamanında yapsa seçim, ise 1,5-18 ay süre var. Türkiye'de 18 ayda hangi siyasi koşullar olacak, nasıl değişiklikler olacak, dünyada nasıl gelişmeler olacak, bunların hiçbirisinin seçim ne zaman olacak, seçim kanunu nasıl değişecek, siyasi partiler kanunu değişik olur. Bunlar daha hepsi belirsizlik bir şey yapıyor. Biz en azından Deva Partisi olarak önümüzdeki süreçte seçim sattım haline girildiğinde parti olarak karar vereceğiz. Bu kararımız üç şekilde olabilir. Bir ittifakı biz kurabiliriz. Bir ittifakta da olabiliriz. Kendi başımıza seçime girebiliriz. Bu tercihi Deva Partisi vakti zamanı geldiğinde verecektir yetkili kurulunca. O güne kadar biz kendi siyasi düşüncelerimizi, fikirlerimizi, kanaatlerimizi ve öngörülerimizi iktidara gelirsek ilk 90 günde, 360 günde neler yapacağımızı vatandaşımıza anlatmak, Deva Partisi politikalarını, genel merkezimizin oluşturduğu politikaları milletimize aktarmakla alakalı bir görevimiz var. Yani kendi hükmü şahsiyetimizi oluşturduk, özgün kimliğimizi oluşturduk. Şimdi politikalarımızı millette mal etmekle ilgili siyasi çalışmaları yapıyoruz. Ama bu süreç içinde diğer siyasi partilerle olan diyalogumuz ve farklı konudaki işbirliklerimize devam edebilir. Ama bu diyalog ve işbirliği asla bir ittifak değildir. Bunun ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceği, bu bir süreç meselesidir. Ama şu anda düşüncemiz, bu kararı parti olarak biz seçim sattım haline girdiği zaman vereceğiz. Ve en doğru kararı vereceğimizden de milletimizin kuşkusu olmaz. Evet. Genel siyasete bu şekilde girdikten sonra Sakarya ile alakalı birkaç bir şey söyleyelim. Çok konu var Sakarya'da ama vakti daha şey yapalım. Cuma bugün namaz vaktinde kaçırmadan. Bugün Sakarya'da pandemiyle alakalı verileri zaman zaman Sağlık Bakanlığı paylaşıyor. Onların doğru olduğunu kabul ederek bildiğiniz gibi Sakarya pandemide hem aşılama oranında hem de pandemide günlük vaka sayısında Marmara bölgesinin en fazla vaka sayısının görüldüğü ve aşılama oranında en düşük olduğu illerden bir tanesi. Şimdi tabii ki aşılamayla alakalı gerek sağlık çalışanları, gerek Sağlık Bakanlığı tavsiyelerde bulunuyor. Şu anda da aşıyla alakalı bir sorun da, aşı teminiyle alakalı bir sorun yok. Bizim istirhamımız, ricamız vatandaşlarımızdan aşılarını olsunlar. Çünkü başka bir şu anda önümüzdeki süreçte tespit edilmiş başka bir çözüm oluyor. Bütün arkadaşlarımızda, hekim arkadaşlarımızla görüşüyoruz, yoğun bakımdaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Aşı olanların yoğun bakıma giriş ve vefat oranları son derece düşük. Bütün vakalar aşı olmayan, aşısını aksatan, tamamlamayan vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda meydana geliyor. Böyle bir bilimsel gerçek varken muhakkak aşılarımızı olmamız gerekiyor. Devletimiz böyle bir imkan vermiş, sağ olsunlar. Ve şu anda bir sıkıntı olmadığına göre isteyen istediği zaman hemen randevu alıp yapabiliyor. Bütün vatandaşlarımız da bu konuda hassas olmaya ben davet ediyorum. İkincisi, bu pandemi süreci henüz daha bitmedi. İki seneden beri, 1,5 seneden beri de hem vatandaşlarımız hem de esnafımız, tüccarımız bunun bedellerini ödedik. Dolayısıyla yeniden bir bedel ödememek,
can kayıplarımızın artmaması, işlerimizin aksaması, eğitimin aksaması için bizim de vatandaş olarak üzerimize düşen görevler var. Onlar da pandemiyle alakalı tespit edilmiş olan bilimsel önlemlerin hepsini vatandaş olarak da biz de üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Ben şimdi maske takmıyorum, konuşuyorum ama yine de maskemizi takacağız, temizliğe ve mesafeye önem vereceğiz. Kalabalıklardan kaçınacağız, toplu aktivitelerden mümkün olduğu kadar uzaklaşacağız. Vatandaş olarak bunları yaptığımız takdirde devletimizde aşıyla alakalı bir zaten bir sıkıntı yok. İnşallah düzgün bir şekilde bu dönem, bu sürecde atlatırız. Bu vesileyle de hasta olan bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize Allah'tan sağlık diliyorum. Ölmüş olan, vefat eden vatandaşlarımızda Allah'tan rahmet, yakınlarına da ve tüm milletimizde başsağlığı diliyorum. Bir de şu SGK kavşağı, çünkü ben işlerim organize sanayi bölgesinde birçok iş yeri ve insanlar şehir merkezine gelip giderken SGK kavşağı gerçekten önemli bir nokta. Şu anda yapılan çalışmalar uzun zamandan beri devam ediyor ve bir çile haline geldi. Bir an önce buranın bitirilmesi gerekiyor. Muhakkak ki Büyükşehir Belediyesi zaman zaman denetimlerini yapıyordur ama şu anda bir açıklama yapılmıyor. Yani şu gün bitecek, şu zaman bitecek. Açıkçası bir aydınlatıcı bilgi yok. Benim bildiğim kadar Büyükşehir Belediye Başkanı denetimlerini gece yapıyormuş ama ben kendisine tavsiyem şu konuda bir vatandaşımızı ve kamuoyunu açıklığa kavuşturursa şu gün bu bitecek diye. Orada bazı sorunlar da var benim bildiğim kadar. Bazı arkadaşlarımız biliyorsunuz oradaki tepecikten alınan malzeme yolda dolgu olarak kullanıldı. Bu dolgu malzemesinin bu kırıldıktan sonra sert bir malzeme ama yağmur suyunu ve nem olduğu zaman ufalanacağı, eriyeceği ve böylece daha sonra yolda çökme olacağı noktasında bazı şeyler var. İnşallah denilenler doğru değildir ve böyle bir problemle karşılaşmayız. Ama önemli olan öncelikle hemen o kavşağın bitirilmesi lazım. Hem trafiğin rahatlaması hem de oradaki esnafların bir an evvel işlerine dönüp ticaretlerini yapabilmesi açısından. Evet, bir de bu bizim bölgemizde biliyorsunuz fındıkla alakalı bazı şikayetler gelmeye başladı özellikle. Zaten geliyordu ama bu had safhaya ulaştı bugünlerde özellikle fındık fiyatları noktasında. Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi fındık fiyatlarını 26,5 lira olarak açıkladı. 50 randıman Sakarya'daki bölgemizde 26,5 lira olarak açıkladı. Şu anda 22,5 ve 23 lira civarında satın alma yapılıyor tüccar tarafından. Gübre fiyatları biliyorsunuz geçen seneden bu seneye çeşitliliği değişmekle beraber %200-300 arası arttı. Yine ilaçta %100 artma olmasına rağmen fındık fiyatları bu oranda artmadı ama fiyatlar geriye gitti. Yani maliyetteki olan artışlar karşılanmadığı gibi şu anda fiyat geriye gidiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi satın alma noktasında Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı denge ve denetimle alakalı bir görev vardı. Bu 26,5 milyonu açıklayan fiyattan şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi dönüm başına 120 kilogram olarak satın alma yapıyor ama Sakarya'daki üretim 230-240 kilogram. Demek ki üretilen fındığın %50'sini Toprak Mahsulleri Ofisi ben almıyorum diyor. Ve şu anda bildiğiniz gibi Türkiye'deki tüm fındık alımının %72 civarındaki alımı yapan sadece bir yabancı firmaya bütün üreticilerimiz maalesef yönlendirilmiş durumda. Özellikle almayarak hatta Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımlarında nem oranlarını bahane ederek fındık içindeki yabancı maddelerin içinde fazla olduğunu söyleyerek gelen satın alma için getirilen fındığı geriye gönderiyor. Bunun geliş masrafı, gidiş masrafı. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatı açıkladı ama yeteri kadar fındık almıyor. Aldığını da binbir zorlukla ve zorlayarak alıyor. Bu tavır, bu tutum yani bize vermeyin kardeşim, tüccara verin demekti. Tüccar dediğinizde böyle bir rekabete dayalı bir pazar yok. Sadece bir pazarın %72'si bir firmada, o da istediği fiyatı tespit ederek vatandaşımızdan fındık alıyor.
Dolayısıyla fındık üreticimizin böyle bir mağduriyeti var. Bir de pandemi dolayısıyla bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Özellikle bütün fındık bölgelerinde işçi sorunu bu sene had safhada oluşmaya başladı. Biliyorsunuz bizim işçilerimiz, bu bölgeye gelen işçiler, Güneydoğu ve Doğu'dan gelen birçok işçi kardeşimiz burada gelip mevsimlik işçi olarak çalışıyorlardı. Yine bu bölgeden de işçiler vardı ama bu sene pandemi dolayısıyla okulların erken açılmasından dolayı herkes bir an önce memleketine gitti. Çoluk çocuğunun efendime söyleyeyim eğitimine başladığı için bir işçi açığı çıktı. Dolayısıyla bir de tarlada fındık kaldı. Hala ben duyuyorum fındık toplayan insanlar var. Halbuki bunun Eylül 15 en geç Eylül sonunda bitmesi gerekiyordu. Hatta Eylül 15'te bütün fındık işinin bitmesi gerekiyordu ama şu anda gördüğüm kadarıyla fındık toplama ile alakalı işçi sorunu var. İşçi sorunu tabii ki yevmiyelere bakıyorum. Dışarıdan gelenler 120, yerli şeye 140 lira verilmiş bu sene. Bunlar çok düşük rakamlar. Bir de gelen işçilerin işçi sağlığı, işçi güvenliği ile alakalı da çok önemli sorunlar var. Yani insanlar rızıklarını kazanmak için kilometrelerce yerden gurbete geliyorlar. Burada insani şartlarda çalışmalar lazım bu insanların da. Barınması, temizliği, hijyeni, sağlıkla alakalı sıkıntılarının da ve sigorta ile alakalı sıkıntılarının da halledilmesi lazım. Bu konuda da yerel yönetimlere çok önemli görevler düşüyor. İnsanın buraya gelmesi için cazip olması lazım. Hem ekonomik olarak cazip olması lazım hem de insani şartlarda burada çalışması lazım. Yani sabahtan akşama kadar güneşin şeyinde sıcağında çalışıyorlar. Temizlik ihtiyaçları var, banyo ihtiyaçları var. Rahatsızlanıyorlar, sağlık ihtiyaçları var. Dinlenmek için daha sağlıklı ortamlarda dinlenmeleri lazım. Bununla alakalı bir köyde işçi ise işverenin vermiş olduğu çadırda veyahut da sağlıksız koşullarda o da bir ay için gidip de ev yapacak hali yok. Bunu yerel yönetimler belki o dönemsel olarak konteyner kentlerle belli alanlarda bu gelen işçileri istihdam ederek orada işte hem yemeğinden hem şeyine kadar bir sürü tedbirler alınabilir. Yerel yönetimlerin üzerinde bu işçilerin buraya gelmelerini teşvik edecek ortamların sağlanması gerekiyor. Onlar bizim başımızın tacı, misafirlerimiz rızıklarını buraya temin etmek için buraya gelmişler. Onlara da emek veriyorlar. Emeklerini hem karşına alacaklar hem de buraya geldikten ve dönerken de iyi anılarla, güzel anılarla da memleketlerine dönsünler ki seneye tekrar gelsinler. Hem bizim buradaki üreticimiz işini yapsın, parasını kazansın hem onlar da mutlu olsun. Evet. Şimdi birkaç ilçe başkanımıza, üç ilçe başkanımıza söz vereceğim. Onlar da kendi ilçeleriyle alakalı basın mensuplarımıza bilgi verecek. Ama bir önce bir duyuru daha yapayım ben. Biliyorsunuz genel merkezimizden sürekli Sakarya'ya hem genel başkan düzeyinde hem de genel başkan yardımcıları düzeyinde bazı programlar yapıyoruz. Yine bu ayın 22'sinde Cuma günü Sakarya'ya 3 genel başkan yardımcımız gelecek. Bu genel başkan yardımcılarımız Sayın Genel Başkanımızın ekonomi bakanı olduğu dönemde çok önemli mevkilerde bulunmuş, makamlarda bulunmuş, devlet idaresinde bulunmuş ekonomik kadrolar. Bunlardan bir tanesi eski hazine müsteşarı, şimdi de ekonomi ve finans politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın İbrahim Çanakçı. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nda uzun yıllar başkanlık yapmış, devlet tecrübesi çok yüksek olan Sektörel Politikalar Başkanı Sayın Genel Başkan Yardımcımız Birol Aydemir Bey. Yine Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanımız Sayın Burak Dalgın Bey ayın 22'sinde Sakarya'da olacaklar. Sakarya'da basınla buluşacağız inşallah. O gün sabahleyin mutlaka bir basınla bu üç genel başkan yardımcımızı bir araya getireceğiz. Bu genel başkan yardımcılarının özellikleri Deva Partisi'nin ekonomik politikalarını ve sektörel politikalarını tespit eden,
genel başkanımızın en yakın ekonomik kurmayları olması. Dolayısıyla sizler de hem Sakarya ile alakalı hem Türkiye ile alakalı soracağınız ekonomisiyle alakalı bütün sorularınızı Deva Partisi'nin sorunları tespit eden ama çözüm önerinde sunan bir parti olduğunu bilerek çözüm önerilerini de siz inşallah dinleyeceksiniz. Daha sonra biz bugün ekonomiyle alakalı önemli sivil toplum örgütlerine ziyarette bulunacağız. İnşallah saat 6'dan sonra da bir 4 saatlik hem sektörlerle alakalı hem de Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı bu 3 genel başkan yardımcımızın hem basın mensuplarına hem de Sakarya'daki iş adamlarımıza, ekonomik aktörlere ve sivil toplum örgütlerimizin yöneticilerine bir briefingi, sunumu olacak, bir konferans verecekler. Orada da görüşlerimizi, düşüncelerimizi açıklayacak ve katılımcıların da sorunlarını cevaplayacak. Şu an size şöyle görselde göstereyim. Şu görmüş olduğunuz üzüm büyük şehirlerde 15-16 lira gibi fiyatlara pazarda alıcı buluyor. Fakat şu an 1 liraya sirkelik olarak toplanıp pazarda bir şekilde artık çiftçi neresinden dönersek zararın diye sirkeyle üzümü vermekteler. Ciddi manada büyük bir sıkıntı. Girdi fiyatları geçen sene nazaran göztaşı dediğimiz bir kullandıkları madde var. Üzümlü koruyucu. Geçen sene nazaran bu sene %300 fiyatı arttı. Buna rağmen 1 liranın üzerinde olan üzümün maliyeti şu an 1 liradan sirkecilere verilmekte. Bazı çiftçilerimiz pekmez olarak yapıp değerlendirmekte. Fakat bu da tabii geçici bir süre dertlere derman olmamakta. Onun haricinde yine bu hafta hasadına başladığımız ayva. Şu gördüğünüz ayvamız GV Pamukova bölgesi. Türkiye'deki toplam ayva miktarının %65'ini karşılamakta, üretmekte. Aynı şekilde ayva da gördüğünüz gibi ayvanın kalitesi 10 numara. Fakat şu an dalında kaldı ayva. Alıcı bulamıyorum. Bu sene daha pazarı yeni çıktığı için size geçen seneki fiyatı vereyim. Geçen sene Migros'ta bizim dip ayvası denilen tabir edilen ayvanın satış fiyatı 9.90 TL. Şu an 2 liraya alıcı yok. Aynı şekilde ayva da ciddi manada burada büyük bir sıkıntı. Bölgede büyük bir kriz var. Ciddi manada girdi maddeleri çok yükseldi. Mazotu, gübresi, ilaçları. En basitinden %200'lere varan fiyat artımı, maliyet artırımına rağmen şu an 2 liraya ayva dalında kaldı. Bizim GV Pamukova bölgesinin karanlık bir kış bekliyor. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Satış yok, alıcı yok. Fakat bu noktada bizim kabahati biraz da kendimizi aramamız lazım. Birlik olarak tek elden pazarlama yapmadığımız müddetçe bu ayvamız her sene aynı sıkıntı yaşayacaktır. Keza Hollanda dünyanın en büyük ayva ihracatı yapan ikinci ülkesi. Bir tane ayvacı olmamasına rağmen bizim bölgemizden aldığı ayvaları dünyaya 90 sente 1 euroya pazarlamakta. Bizim bölgemizde nitelikli bir kar edememekteyiz. Yani çiftçimiz son derece mağdur. Bakıyoruz arkadaşlar, bazı arkadaşlar 150-200 bin lira civarında ilaççılara borçları var. Ödeyecek güçleri yok. Tarım kredi kooperatiflerinde zaten malum tefeci faizinden daha yüksek bir faiz var. Kimi arkadaşlarımızın 850 bin liraya, 500 bin liraya varan borçları var. Bölgemiz ciddi manada bir çıkmaz içerisinde. Bununla alakalı daha önce bir çalışmalar yapıldı. GV bölgesinde ufak bir hal yapıldı. Bizim orada da yapıldı. Onlara Murat arkadaşımız değinecek zaten. Murat Demir ben. GV ilçe başkanıyım. İrfan başkanım gerekli şeyleri anlattı. Ayva, üzüm, elma da bunun içinde. Değinmediği nokta kiraz zaten, bir de kiraz üreticisi olarak yüklü miktarda kiraz çıkıyor memlekette. O da rezil durumda. O da sezonu kötü kapattı. Biz GEV'de Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem Yüce bir hal konusunda bir atılım yaptı. Zaten bir pazarlama sıkıntımız var. Çiftçi yetiştiriyor, güç de olsa yetiştiriyor, elindeki bütün imkanları kullanıyor. Ve bu hali bir şekilde köylümüz oraya yapma konusunda Ekrem Bey'i ikna etti ve şu an hal başladı. Halde GEV Belediye Başkanımızın halk içinde söylediği nokta 18 tane satış dükkanı yapılacak ve bu ihaleyle satılacak halcı esnafına. Fakat şimdi köylü
Orada 10 kasa, 20 kasa ürettiği meyveyi, sebzeyi getiriyor, güzel bir fiyata satmak için hale giriyor. Ama oradaki dükkanlar konusunda istediği rakamlara satamayacağı söyleniyor. Ve bunu Ekrem Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettiklerinde orada kesinlikle dükkanların yapılmayacağı, aynı normal çarşı pazar şeklinde yapılıp işgali alındıktan sonra köylünün kendi mahsulünü satacağı söyleniyor. Fakat GV Belediye Başkanı bu dükkanların ihaleyle satılacağı noktasında halkı bilgilendiriyor. Bu konuda köylü, özellikle orada oraya mahsulünü getiren 8-10 tane köylü halkımız çok büyük muzdarip yaşıyor. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilettiklerinde aynı sıkıntıyı yine yaşıyorlar. Bir an önce bunu da iletmemizi istediler. Gerekli şeyleri zaten İrfan Başkan da anlattı burada. Benim diyeceklerim bu kadar. Hepinize merhaba. Ünal Özturhan, Kaynarca İlçe Başkanı. Değerli arkadaşlar, ilçemiz malum bildiğiniz üzere %90'ı tarımla uğraşan bir ilçemiz. Ancak tarımla uğraşan insanların bir takım sıkıntıları olduğunu diğer arkadaşlarımın anlattığı gibi burada tekrarlamak istemiyorum ama ilçemizde hayvancılık da yapılıyor. Bu hayvancılıkta yem fiyatları ile ilgili büyük sıkıntı var. Yani fiyatların artmış olması, artı işte ekim dönemine geldik. Biliyorsunuz buğday ekimi bizim bölgemizde yapılıyor. Güzel oluyor tabii. Bu bölgede gübre, mazot ve tohum fiyatları. Yani şu anda insanların ekim dönemi başlamış olmasına rağmen bir tedirginlik var. Acaba nasıl olacak, nasıl yapacağız gibi sıkıntılar var. Tabii bu Türkiye'nin genelinde böyle bir sıkıntı ama bizim ayrıca ilçemize yani 2 adet OSEB'e kurulmakta biliyorsunuz. Bir makine ihtisas ve mobilya ihtisas olmak üzere. Bu 2 OSEB'nin evet Kaynarca'ya bir getirisi olacak ama bunun yanında bir de götürüsü olacak. Yani çevresel anlamda, tarım anlamında yani bizim yaklaşık işte orada makine ihtisas dediğimiz bölgede 3000 küsür dönümden bahsediliyor idi. Ama şu an aldığımız bilgilere göre bu makine ihtisas OSEB'sinin şeyinin alanının genişletilmesi istenmekte. Ya bu talep yapılmış ancak bu bölgede Kaynarca'yı biliyorsunuz. Kaynarca'ya gidişte müezzinler köyünü geçince hemen sol tarafta Kaynarca'ya doğru giderken bir yerleşim alanı var. Yeni bir bölge burası. Bu bölgenin de OSEB alanına dahil edilmesiyle ilgili bir çalışma var. Tabii oradaki ikamet eden vatandaşlar bu konuyla ilgili sıkıntı yaşıyor. Tabii biz bu konuyu gündeme getirdik. Bu konuyu da biz Genel Başkan Yardımcımız İdris Şahin Bey ile paylaştık. Bu konu Ankara'ya taşındı. Daha henüz bir netice alamadık ama bugünkü siyasi otoritenin talebi şu, yani o bölgedeki insanlar burada ne oluyor sorusunu sorduklarında dedikleri şey şu. Ya işte bakarız, ederiz, işte bir yerlere sorarız gibi bir cevap alıyorlar. Dolayısıyla şunu da söylemişler, yani basın olarak size söyleyeyim. Bu konuyu basınla paylaşmazsanız iyi olur gibi bir şey söylenmiş arkadaşlara. Dolayısıyla yani bunun altında ne vardır da bu basınla paylaşılmasın gibi bir şey söylemiyor. Bir ikincisi, tabii insanlar haklı olarak o bölgede, işte biliyorsunuz imar affı diye bir olay çıkmıştı. İmar affından faydalanmışlar, herkes konutunu yapmış. Yani bir beklenti içindeler. Acaba ne olacak? İşte orada 20 küsur hane ikamet ediyor. Bununla ilgili böyle bir sıkıntımız var. Yani diğer yandan evet, mobilya ihtisasta bir sıkıntı gözükmüyor gibi gözüküyor ama tabii o bölgede de yani genişlemesi, işte oraya şovrumların kurulması gibi bir takım şeyler yaşanıyor. Ha bunların tam detayını biz bilemiyoruz. Neden? İşte diyorum ya, demin söylemiştim. Basın duymasın. İşte siyasi otorite işte bir şey olursa ya bize ters mi davranır gibi bir şey içinde insanlar. Hala malum biliyorsunuz bir rüzgar var, bir korku rüzgarı var. Bu nereye kadar gidecek bilinemiyor. Ama artık bir gerçek var ortada. Sayın İl Başkanım'ın dediği gibi gidiyorlar. İnşallah biz geldiğimiz